128 milyar dolar nerede? Ne rakam doğru, ne rakama yüklenen anlam doğru, ne bu rakam üzerinden yürütülen kampanya doğru. 128 milyar dolar tartışmasına ilişkin muhalefetin iddialarına yanıt verdi. Türk ekonomisine yönelik yapılan Atlantik ötesi saldırılara dikkat çekti. Sağda terör örgütlerine, uluslararası alanda müstemlekecilere karşı verdiğimiz mücadeleyi ekonomide de faiz, kur, enflasyon, şer üçgenine karşı yürüttük. Suriye sınırlarımızı güvenli hale getirmek için yürüttüğümüz harekatlarımızın ardından maruz kaldığımız ekonomik tuzaklara seyirci mi kalacaktık? Ticaretin alıcıları kim? Kimler aldı bunu? Ya dolar satılır mı? Önce buhar oldu dediniz, sonra kime satıldı diyorsunuz. Ağustos 2018'de Amerikan yönetiminin açıkladığı haksız yaptırım kararının ardından yaşanan kirli gece yarısı saldırılarına seyirci mi kalacaktı? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Millet İttifakı'nın Merkez Bankası'nın rezervlerini tartışmaya açarak Türkiye'yi güvensiz bir ülke haline getirmek istediğini söyledi. CHP'nin etrafında kümelenen bu ekip son günlerde yine yurt dışındaki ve yurt içindeki yatırımcıları ürkütmek, milletimizin moralini bozmak, girişimcilerimizi tereddüde sürüklemek için dört bir koldan çalışıyor. Diğer konularda dikiş tutturamayınca şimdi cehli mikap olarak yanlış ve yalan olduğunu en iyi kendilerinin bildiği 128 milyar dolar nerede yalanına sarıldılar. Partisinin meclis grup toplantısında konuşan Erdoğan, CHP'nin dile getirdiği 128 milyar dolar rakamının doğru olmadığını söyledi. Merkez Bankası kaynaklarından 30 milyar dolar cari açığın finansmanı için kullanılmıştır. Yabancı sermaye çıkışı için kullanılan rakam 31 milyar doları bulmuştur. Reel sektörün döviz cinsinden borcunu azaltmak için talep ettiği kaynakta 50 milyar dolara ulaşmıştır. Vatandaşlarımız da 54 milyar dolar karşılığı döviz ve altın alarak tasarruf tercihlerinde değişikliğe gitmiştir. Gördüğünüz gibi sadece 4 kalemde 165 milyar dolarlık bir rakam ortaya çıktı.